CEO'cum biraz geç de olsa Olsun. bir Dark Souls 2 gider şimdi. Sorun değil ya. Evet. Ama o kadar dönmemek lazım. Bence de sanki. Sanki Sanki. Ben sanki. oyunu bitirdim 1,5 kere. O yüzden Bir yeni buçuk. karakter açtım. Geliyorlar. Geliyorlar zaten. Bu konuyu görüşmeye geliyorlar. Sen bit aa aptal Ömer. İkinci silah iki elli aldım. O zaman o korunma oluyor falan filan. Hop. Okey. Güzel. Sen Dark Souls'u falan da bitirmiştin. Bitirdim, bitirdim. Sen aşıladın o zevki bana ama sonra Evet. devam etmedin. Aynen. Ay ay. Nerede bırakmıştın sen? Ben Dark Town'da mıydın? şeyde bıraktım. En son kelebek gibi bir boss vardı. Aa evet. Oha, ben sana bunu daha 2-3 ayda bir soruyorum ya. Olsun ya. Bak bak yine bu deliren basit Evet ya. şeyler. Şimdi ya Dark Souls yine Dark Souls ama bazı Değil mi? sistemleri değişik. Ya mesela şey diyorlardı oyun çıkmadan önce. Oyun daha basit olmayacak ama daha anlaşılabilir olacak gibi şeyler deniyordu. Öyle bir durum var mı? Evet. Ama tabii şöyle bir şey var. Ben aşağı yukarı her şeyini bildiğim için hani o Tabii. yeni birine nasıl öğretiliyor onu yaşamadım tabii ki. Hani bana bir Tabii şey ki. öğretmedi oyun tabii ki. Ama şeyler falan daha kolay. Mesela Covenant'lar vardı. İnanılmaz obskür böyle nasıl katıldığın falan bilinmeyen. Oyun içi guild'lar. O burada gayet şey. Hani hem yararları hem nasıl Covenant'larda ilerleyebileceğin, ne işe yaradıkları bu hepsini görebiliyorsun. Level'larını falan görebiliyorsun Covenant'ın rahat rahat. İstediğinden çıkabiliyorsun, istediğine girebiliyorsun illa Covenant liderine gitmeden filan. O tarz rahatlıklar var. Tüm humanity sistemi değişti. Çok daha basit oldu. Hatta Of. human olayım şu anda. Öyle direkt olabiliyorsun ha. Evet, bonfire'a gitmeye gerek kalmıyor. Peki ne işe yarıyor humanity Ne işe bunda? yarıyor? Online oynamana yarıyor. Ama şey gibi değil. Ben mesela human değilken de invade edilebiliyorum. İnsanlar saldırabiliyor oyunuma. Ama ben insanları sadece humanken summon edebiliyorum diyeyim sana. Bu tabii şeyler için de geçerli. Sana yardım eden NPC'leri de sadece insanken Bu mu bütün olayın? çağırabiliyorsun. Şey var. Bazı özel kapılar sadece insanken açılıyor. Bazıları sadece hollowken açılıyor. Öyle şeyler var. Daha çok soul kazanma gibi bir şey yok mu? Yok. Hayır. Aa. Statlarını da etki. Mesela ilk oyunda şeydi. 50 tane falan humanity taşıyabiliyordun istersen. Ve şey yapıyordu. Senin statlarını falan arttırıyordu. Birazcık item bulma şeyini arttırıyordu Evet. şansını. Bunda Aynen. öyle bir şey yok. Zaten bir kere humanity alıyorsun o kadar. Yani üst üste binmiyor humanity'ler. Aaron. Şey vardı ya, en iyisi aslında Demon's Souls'daydı onda Acın. baya. Gücün yarıya falan iniyordu. Ah özür dilerim. Hollowken aynen öyle. Gücün her Ha. öldüğünde biraz daha azalıyor. Biraz daha Aa. azalıyor. %50'ye kadar. Ama Demon's Okey. Souls'daki gibi yüzük var bir tane ve onu da şey yapabiliyorsun. Ona Azaltabiliyorsun ekarte gücünün azalma ediyorsun. şeyini. Anladım. Güzel. Ondan sonra Cima çabucak söyledim bu arada ama. Estus Flask değişik tamamen. Maksimum 12 oluyor. O Ve bir iyi tane kaçtın Estus ha. Flask. Tabii canım. Maksimum 12 oluyor ve bir taneyle başlıyorsun Estus Flask. Eskiden 20'ye çıkıyordu Tabii sanki. tabii. Değil Maksimum mi? 20 oluyordu. Ve şey, yine upgrade edebiliyorsun. Artı 7'ye kadar filan. Ve canını hemen doldurmuyor. Yavaşça artıyor değil Evet. mi? Aynen Evet, öyle. doğru. Onun için bu life şey Demon's Souls'daki gibi ayrıca healing itemları var. Onlara dayanıyorsun oyunun ilk yarısı boyunca filan. O Şimdi. herif odun mu olmuştu? Yok. Taş mı olmuş? Hayır, gayet canlı. Dur Hadi. saldıracağım şimdi. Ha. Şimdi saldıracağım. Öldürebilirim herhalde. Bir dakika bakayım şimdi. Hoppa. Öldürürsün. Bu güçlü ya. Ya bunlara dalmana Ama gerek yok. Hani en azından ben ya bunlardan 4-5 tane var oyun boyunca. Hepsi pasif. Sen saldırana kadar. Ve hepsini öldürünce ne oluyor bilmiyorum. Tabii şeylerini alıyorsun. Kılıçlarını falan alıyorsun da. Tamam. Onun dışında hani böyle bilmem ne kapısı açılıyor işte oraya gidip 3 kere üfleyince falan öyle bir şey Ya var mı bilmiyorum. kesin oluyordur Kesin da. öyledir de. Aa bak heal ederken kendimi hareket edebiliyorum Yavaş biraz. oluyorsun. Of. Bayağı büyük gerilimmiş Tabii. aslında. Ya zaten Dark Souls'un dövüşünün adrenalinini aldıktan sonra diğer oyunlar çok şey geliyor bazen. Böyle. Basit. Aynen. Yani heyecansız en Yani. azından. Heyecansız. Basit değil tabi de. Ya ilk Büyük bir sonuçta gerilim ya. İp üstünde gidiyor gibisin aynen ya. ya en basit herif bile öldürebiliyor seni. Hani tabi bu Aynen. basit bir adam değil ama benim için basit. Hide the Night Sword. Bakalım. Ah buradan değil şuradan. Üç, her eline de üçer tane şey silah verebiliyorsun bu sefer. Ha, değiştirebiliyorsun Hani o yani. zaten şey daha çabuk geçebilmen için aslında şeyden değil böyle. Çok
önemli bir olay olduğundan değil. 110. Ya bunların hepsi mümkünlerden daha kötü. Okey. Ya bu kapının olayı ne ya? Ya ne biliyor musun? Çoğunun arkasında boss var bildiğin gibi. Evet. Ama bazılarının arkasında boss yok. Senin şey yapmak için. Hem hazırlamak hem de stresi sokmak için. Başka öyle bir şey değil yani. Aynen, tabii tabii. Tamamen kumar Allah oynuyorsun Allah buradan geçerken yani. Hadi bakalım. Benim hoşuma gidiyor aslında öyle senden minik kumar beklemesi. Hadi bakalım. Ya, öyle, hadi. Götün yiyor mu lan buradan geçmeye diye. İlk oyunda yoktu. En azından ben onun input'unu hiçbir zaman bulmadım. Ne? Mesela iki silahım var ya şu an. Hmm. İkinci silahımı da böyle iki elle tutabiliyorum. Basılı tutarsam şeyi. Hmm. Y veya üçgene. Nerede oyunuza göre değişir. İki silah da yoktu galiba. İki silah vardı. Kendi animasyon özel hareketleri var. Yoktu. Aynen. Evet. Burada var ama statların yetmesi gerekiyor. Bir dakika bir şey yapacağım. O konuları bir halledeceğim bir dakika. O da nasıl oluyor biliyor musun? Mesela. Menü de daha rahat sanki ya. Çok daha rahat. Daha karışık. Mesela testten. Bu simiter artı bir hani 7 strength 16 dexterity istiyor ya. Hı hı. 7 ile 16'nın 1.5 katı kadar bende o stat varsa dual wield'a katabiliyorum onu. Mesela bu da 7 ve 10. 7 ve 10 ve 7 ve 16 isteyen iki tane silah tutuyorum şu anda. En yüksek statları olan simiter artı bir. O yüzden 7 ve 16'nın 1.5 katı statım olduğu zaman ikisini de böyle tutabiliyorum şey. Ve o zaman özel hareketler açılıyor. Bunu oyun anlatmıyor tabii. Yani sence anlatıyor olabilir misin? Hayır, kesinlikle olamaz. Ama yani küçük bir Google şeyi açıkçası. Bir de şöyle bir şey var, sana dagger veriyor ilk tutorial'ı bitirince ve onlar hemen dual wield edilebiliyor. Hmm. Oradan yola çıkıp açıkçası matematiğini çözmek çok zor değil. Kim sen ben yapmadım öyle bir matematik, o ayrı. İstesem yapardım. Kimse önümde duramaz abi. Dark Souls'u sen sonradan oynamıştın ya nispeten. Tabii. Hani aşağı yukarı... Bayağı sonradan. En azından internette millet çözmüştü o oyunu. Çoktan, çoktan. Yani şimdi yine nispeten yeni yakın çıkmışken oynuyorsun ya onun bir evet şeyini hiç fark ettin mi yani? Ya bakıyor muydun Dark Souls'u oynarken? Şöyle oldu, ben Dark Souls'u speedrunlarını izliyordum oyuna tam girmeden önce. O yüzden birkaç şeyini bilerek oynadım ama asıl nete bakma olayım şey oldu. Oyunun son boss'una gideceğimi anladığım zaman boss atladım mı diye. Bunda da aynı boku yaptım. Yani hiç bakmadım. En sonunda böyle şey diye. Hangi boss'ları atladım falan filan diye. Arada yanlışlıkla çok şey gördüm. Sonuçta Dark Souls 2'yi de sevdiğim için hani oyunla ilgili bir şeyler okumaya çalıştım. Hani Dark Souls 2 Reddit'ine girince ister istemez görüyorsun tabii. Hani şu Covenant böyle yapıyor, bunlar böyle yapıyor diye. Peki bitirdikten sonra hani daha gizli ne varmış diye baktın mı hiç? Tabii. Ve ikinci oynayışımda çoğunu yakaladım açıkçası. Hmm. Ya öldürmediğim boss kalmadı. Deneyimlemediğim, öldürmediğim boss kalmadı en azından. Bu co-op için mi? Aynen, bu bir insan mesela. Çağırmayacağım şimdi çünkü hiçbir şey yapmayacağız biz. Yani hiçbir şey yapacağız derken o karakter ne bekliyor bilmiyorum. Evet, boku ekmeyelim oyunu. Aynen. Şimdi de hemen bonfire'a gideceğim. Orada zaten iptal olacak sanırım. Öyle mi oluyor? Tabii. Bonfire'a gittiğin zaman yanındaki summonlar iptal oluyor. Bonfire'larda bir değişen bir şey var mı? Ne var? Level buradan atlamıyorsun artık. Fast travel var galiba. Fast travel'ı var. Yoktu değil mi eskiden? Vay. Oyunun yarısından sonra açılıyordu fast travel. Ha. Ve her yere edemiyordum. Burada her bonfire'a fast travel var. İyi ki de var. Çünkü level up'ı sadece oyunun bu hub'ında yapabiliyorsun. Şu kadından. Söyleyeyim. Evet. Yani konu olarak mantıklı bu kadının sonradan rolünü öğrendiğin zaman ama... Ya sadece zaman uzatmaya yarıyor oyunu yani şu evet açıkçası. Ya bu oyunda böyle çok şeyler de acayip. Atıyorum biriyle bir kere konuşuyorsun ama vereceği şeyi 3 defa konuştuktan sonra veriyor. Onu aynen es geçebiliyorsun mesela. Aynen yani. Aynen. Mal gibi. Acayip çok acayip da rahat es geçebiliyorsun yani. Tabii canım ya. Niye biriyle 5 defa konuşuyorsun ki? İşte bu kadının sana level atlama menüsünü vermesi 5 kere falan konuşman gerekiyor. Yani ilk kez Dark Souls, yani Dark Souls'u ilk kez Dark Souls 2'de oynayan biri hani sanmıyorum niye 5 kere konuşsun. Tabii canım geçer ya. Ben bazen harbiden merak ediyorum ne diyecek falan diye konuşuyor oluyorum karakterlerle de. Yani bir şey bekleyerek değil, acaba bir şey verecek mi falan diye değil. Harbiden böyle sevdiğim bir karakterse diyaloğunu duymak için falan yapıyorum öyle şeyler. Pardon ne diyeceksin? Yok, Darkness 2'de falan yapıyordum. Evde dolanıyordun ya. Evet. Orada çok diyaloğu vardı karakterlerin. Doğru lan. Sürekli doğru konuşuyordum böyle. Minik İtalyan mafyası bölümlerinde. Evet, bayağı tatlıydı orada ya. Şey böyle dünyada gördüğün merchantların hepsi sonradan senin hub'ına katılıyor istersen. Hmm. Şey yapabilirsin ne yaparsan? Yani.
istersen. Ha, yani işte. Hani bir daha konuşup. Anladım. Mesela bu alanı bitirip bu kadınla bir daha konuştuğun zaman şey diyor. Tam satacak bir şeyim kalmadı. Ben Majula'ya geçiyorum ben falan. Ben geleyim. Çünkü bir de burası o kadar hani Dark Lord Run kadar tehlikeli bir yer değil anladığım kadarıyla. Bu şekilde merchantlar falan için. O yüzden hani sağa sola gidebiliyorlar. Onlar da bonfire kullanıyor büyük ihtimalle. Bir konusu yoktur herhalde tabii. Ya şey yani. İşte yine aynı gerçi şey. Gerçi konuşmuştuk ufak bir podcast. Evet ya ama. Undead Curse'ü bozmak için geliyorsun. Onu söylüyor oyun da. Ya ondan sonra da var biraz da işte Dark Souls 1'den bile daha şey. Dark Souls 1'de bile en azından sana şey diyordu. Tamam hani Kindle the Fire. Kralın yerine geç bilmem ne. Burada neredeyse o kadar bile ayrıntı vermiyor. Ya veriyor yine. Ya garip. Ya çünkü bu oyunu şey diye lanse ettiler biraz. İşte hani çok daha konu odaklı olacak. Hmm. Hani Dark Souls dünyası ile ilgili bir sürü şey açıklayacak. Ben bitirdiğim zaman şey oldum. Lan tamam konu vardı da hiçbir şey açıklamadı filan. Şimdi insanlar yine birleştiriyor. Bakalım Bloodborne da böyle şey mi olacak yani? Ya havada çok kalan bir konusu mu olacak? Ya büyük ihtimalle onu seviyorlar. Ya konusu için oynamıyor kimse tabii, tabii ki Dark Souls'u da ya yine güzel konusu da. Ama hani tabii. Yani belki daha belirgin bir konusu olsa daha da ilgi çekici olabilir. Hmm. Bilir. Ya belki şeyden ters tepebilir bilemiyorum. Ben de bilmiyorum. Ya tabii şeyden bahsetmiyorum. Uzun uzun sinematik girsin bu karakter. Evet kralım falan diye konuşuyor. Tabii canım ondan bahsetmiyorum ben. Ama hani ya biraz daha açık söyleyebilirler bazı şeyleri. Evet. Sorun değil ya. Pantolonun description'dan anlamasak da olur yani bazı şeyleri. Şimdi burada bir opsiyonel boss var. Hemen gidelim. Hemen bakalım. Belki öldürür. Bence direkt öldürürsün. Bu arada burada çok daha çabuk kılıçlar falan kırılıyor. Hmm. Çünkü bonfire'a gidince otomatik repair oluyorlar. O yüzden öyle bir şey. Oo, yani. Kalkana gel. Aa bu arada mesela dodge ediyorum içinden geçiyorum ama şey henüz adaptability diye bir stat var. Onu yükseltmediğim için invincibility frame'leri çok az. O yüzden aslında çok efektif değil dodge. Backstep falan değişecek diyorlardı ama değişti. Ah, sana tutorial'da gösterdim ama burada bir birine daha denk gelirsem şey yaparım şimdi. Burada stamina yok. Bayağı hiçbir şey vurmuyor falan. Lan çok erken böyle bir şey için. Biraz deniyoruz işte. Bunu burada öldürürsem bu alanın son boss'u hani orada dövüşmek zorunda kalmıyorum. Ha. Oh iyi be. Enteresan. Burada öyle bir tane daha var. Tabii ki bir kişi daha var. Bu arada çoğu boss dövüşü şey 6-7 kişiyle beraber falan. Of. Şey vardı ya ilk Dark Souls'da bir kişi başlıyordu böyle çatıda evet. Bir tane daha geliyordu. O burada burada ondan 7 tane çıkıyor. Aynı boss var. Easter egg olarak ve 7 taneye kadar çıkıyorlar. Ve oyunun zaten herkesin en çok zorlandığı şey o. Opsiyonel de olsa. Yani. Bayağı en küfür yiyen şey o ya şu anda oyunda. 7 tane ne oğlum? 7 tane oğlum. Oh. Bildiğin 7 tane ve nasıl agresifler. Ah keşke onları öldürmeseydim öbür save'imde gösterirdim. Ya iyi söyledin ha onu. İyi söyledin yani. Vallahi en iyi örneği olarak yine burada da varlar çünkü. Bilmiyordum olduklarını ya. Aa ya tamam. Zaten bir daha gittiğim zaman şimdi Pursuer orada olmayacak. O boss'un ismi Pursuer. Hmm. O öyle sana bir erken şans veriyor ama evet yani şey. Farm yapsam biraz burada falan hallederim belki de. Şu an hiç. New Game Plus'ta çat diye öldürdüm ya. Çocuğun elinden şeker alır gibi öldürdüm. New Game Plus. Ben çocuk elinden çok şeker alırım Silvio. Çünkü çocuklar şekerleri hak etmiyor bazen. O şekere daha iyi bir yuva vereceğimi düşünüyorum. Yuva. Midem. Evet. Oo. Ben isim vermiyorum. Şincik. O kapı kilitli. O yüzden bakmıyorum. Aşağıda ne var ya? Aşağıda ne vardı biliyor musun? Eskiden çok güzel efekt vardı. Şimdi bu var. O ne? Düş. Orada Komodo Dragon gibi bir şey evet, var. Evet. Ben buraya hiç inmedim. İnilebiliyor İnsene. Mu bilmiyorum. İnsene. Denesene. Ya siktir git. Dene lan. Hayır. Ya siktir git. Öleceğim. Aynı merdiveni bir daha ineceğim. Solları da kaybedeceğim. Siktir git. Ne kadar solum var zaten. Var. 3-5 var şimdi. Hacı babam yapmış bir şey. Kader miydi o filmin ismi? Zeki Demirkubuz. Evet. Aynen. Hayır. Kader o değil. O Masumiyet. Öbürü Kader. Abi hepsi girdi birbirine zaten ya. Masumiyet Haluk Bilginer'in oynadığı ve o konuşmayı yaptı. De. Haluk Bilginer'in karakterinin gençliğinin anlatıldığı da Kader'di. Olabilir. Ya Zagor'un orijinini anlatıldı. Zagor ya çok iyi. Masumiyet güzel. Kader'i izlemedim. Kader'i izleyenler zaten şey diyor ya. Masumiyet kadar iyi değil. Evet. Ya şey iyiymiş ama. Haluk Bilginer'in gençliğini oynayan adam kötü oynamaya başlıyor. Filmin sonlarına doğru iyi oluyormuş falan. Bir şey. Bir de aşırı kilo kaybediyormuş film boyunca böyle.
Çok uyuzmuş. Git öldür onu. Tekme atma falan var mı? Sanki vardı öyle bir şey. Bunu da çok daha zor yapmak. Niye bilmiyoruz. Kimse bilmiyor niye öyle olduğunu. Şey var mı? İleriye doğru atlıyorsun ya. Var var var. İşte onların hepsini yapmak çok daha zor. Birdeki gibi ya. Birdeki zamanlamanın aynısı değil tam olarak. Of. Okey. Ben onu birazdan bakarım. Ben onu birazdan. Bir. Bayağı. Dalsın bugün yoruldu. Şeyi yapmıyorsun artık ya. Peri. Yemiyor peri bir yani. Kere bile yapmadım oyunda bitirirken. Yemin ediyorum. Gerek geride kalmadı. Bayağı yapıyordun ya Dark sürekli, Souls'da. Sürekli tabi. Bunda neresi hiç. Ah zaten yapamıyordu. Doğru iki kılıcında çünkü strong attack'i var burada. Ben bir de öyle oynadım da hiç şey yapmadım. Tabi. Belki kalkanlı bir şey olsa ya da tek silah yapardın. Belki ama daha çok denerdim en azından. Aynen öyle. Şimdi hiç silahlarımı değiştirip şey yapmadım. Ben hep iki kılıçla oynadım. Bir kere bile kalkan kullanmadım. Çünkü ne gerek var. Ne oluyor? Ha, onlar silah. Tabi canım. Tuzak. Dark Souls tuzağı. Para tuzağı ya. Ölmüş müydün ilk geldiğinde? Hayır. Gücün gitmiş miydi? Sıfır. Vay. Buna hiç yakalanmadın öyle değil. Bunlara yakalandım ama. O kadar büyük bir hata değil. Çok iyiyim ben. Silahlar bir ne işe silahları? Yaramıyor. Kullanılıyor mu onlar? Kullanabiliyorsun tabii. Bir boss dövüşünde onları istersen kullanıp öyle egale edebiliyorsun boss'u. Yani le boss'u. Dark Souls'da hiç yapacağım bir şey değil gibi aslında. Zaten ya bu arada çoğu boss co-op'a göre tasarlanmış falan böyle. Garip yani. Hop hop. Vay. Şunu da söyleyeyim, oklara da hiç yakalanmadım. Zehire vesaireye çok yakalandım ama okullarda hep çok şanslı çıktım. İlk ya. İlk defa evet şans biraz. Dur lan. Yalan tabii bu. Şans değil mi? Zaten niye vurarak yoksun? Şey yapmıyorsun. Bu arada buradaki hidden wall'ları vurarak yapmıyorsun. A'ya basarak. Veya eski şöyle oyun gibi olmuş. Tabii canım. Veya şöyle mekanizmalar var. Bunlara Ferrous Stone buluyorsun. Tüm oyunu boyunca var bunlar. Hatta bunların full idare ettiği labirentler var. O stone ne işe yarıyor? Pharos stone sadece o ağız şeklindeki şeyleri, kilitleri açmaya yarıyor. Ha. Bazılarının aksi hazine oluyor, bazıları tuzak oluyor. Ondan bir tane alıyorsun yetiyor Hayır, mu yoksa kullanıyor yani onu? Tabii tabii. Bir tane şey var. Rat King Covenant diye bir guild var. O guild'in tüm olayı şey, bu Pharos stone'ların olduğu labirentler var. Hı-hı. Sen onu oraya katıldığın zaman başka insanları kendi labirentine çağırıp hapsedip onları öldürmeye çalışıyorsun labirentte. Ve o taşları kullanarak tuzaklar yaratıyorsun. Allah. Ama çağırdığın insanlar da o taşları kullanarak labirentten kaçmaya çalışıyorlar. Birkaç kere yaptın. Bayağı PvP şeyi çok yaratıcı ya. Bu bulabiliyor musun şey? Ne? Pharos stone. Yok yok. Çıkıyor her yerde. Yani multiplayer oynayacak adam bulabiliyor musun? Tabii ben sürekli şey oldu yani. Hem summon edebileceğim bir sürü insan çıktı. Hem ben kendim sürekli invade edildim. Sen invade ediyor muydun? Ben invade edemedim bir kere bile. Neden? Zaten etmezdim de çünkü o zaman şey oluyor. Günah yazılıyor karaktere. Sin yazılıyor. Ve şey. Bazı NPC'ler senle iş yapmayabiliyor ondan sonra falan. Kim niye invade etsin ki o zaman? Invade ettiğinde bir covenant var. Yani özel itemleri var, özel bilmem neleri var falan. Anlaşıldı. Bir de zevki yani sonuçta PvP. Tabii yani canım. Adamın yani çünkü invade ettiğin zaman invade ettiğin oyundaki kimse sana saldırmıyor. Ana şey dışında o. İnsan karakter dışında. Düşmanlar bir şey yapmıyor. Düşmanlar senin tarafında oluyor. Aynen. Ya çok zevkli yani aslında. Şerefsizlikmiş aslında. Tabii canım. Burada 4 tane falan vardı. Evet. Oha. 3. Bak mıyım neyim, niye kalkanlaya vuruyorsun? Azıcık kaldı. Ona değdi sandım. Asiktir. Of. Benim de içine sıçtım da neyse. Öbürünü yiyeceğim ama. Hop. Olmadı. Oldu. Oo. Güzel. Biraz daha değişik. Yani. Bir de nesi daha değişik ben anlamadım.
Animasyonu, animasyonu bölünebiliyor mu? Ve aynen zarar görebiliyorsun backstab sırasında. Hmm. Şeyde ölümsüzdün ve backstab'ı çok daha saçma açılardan yapabiliyordu. Anladım. Bu da tam noktayı bulman evet, lazım. Evet. Ya ilk bir vuruş yaptı böyle, ondan sonra başladı ya kılıca. O aha, ilk vuruşu kaçırdığı zaman bayağı toparlanamıyor karakterin. Anladım. Yani ona başlayıp kötü açıdaysan iptal olma olasılığı çok yüksek. Ya PvP'de backstab için çalışılmıyor artık çok. Dark Souls'da öyleydi. Herkes böyle birbirine taf yapıyordu. Yuvarlana yuvarlana geçiyordu. Aynen. Bir de Perry için bekliyordu falan. Çok garip bir PvP'si vardı ya. Ama yine herkes çok kibardı PvP'de benim düello yaptığım. Konuşma yok zaten. Yok ama iyiliyorlar. Hani bir kişi daha seni bastıysa bekliyorlar falan. Hmm. Ama uğraştık ya. Hakikaten ya. Kalkanlılar. Ulan kaç adam varmış saçmalık be. Yaptın. Git git. Ölmedin ya. Mesela şeydi, Dark Souls 1'de bu herif böyle dönmezdi. Ben direkt arkasına geçip Dark Souls'a başlayabilirdim. Yuvarlansan işe yarar mı? İş seni uzaklaştırıyor her şekilde biraz. Ha. Ay sikiyim be, o komboya başlama işte. Allah'ım ne olur açık ver, çok sıkıldım ya. Cık. Hah, amına kodumun çocuğu. Çok sakin oynuyorum bu oyunu. Güzel. Ve geçtik. Buraya da girmemize gerek yoktu aslında. Ya yuvarlanarak kırma olayından sıkılmıyor kimse. Hiç ya, çok güzel bir şey. Aa. Sonra sen kapıyı kapatmamış gibi. Aa iyi ya, bir şey olmamış sana. Bu Darth Maul'un sesi, söyledin mi bunu? Söylüyordun, ha. Yarıda kaldı. Peter Serafinovics. Serafinovics. Bilmiyorum. Shaun of the Dead'deki o da arkadaşı. Shaun. Edgar Wright'ın kankalarından. Uzun boylu. Aa! Evet, oh. Uzun boylu şey olan. Gözlüklü. Aynen. Gözlüklü değil lan, gözlüklü Dylan Moore ne oğlum. Shaun'un kız arkadaşına aşık olanla karıştırdın sen. Hı hı. O şey, o Dylan Moore. Oh. Oh. Bu arada kafasını kaldırıp hazırlıyor ya, sonra koşabiliyor peşimden öyle. Hadi ya. Evet yani hemen geri çekileyim falan olmuyor. Ah siktir lan. Ama evet ya. Ama onu da siktiler. Ben de sikerim şimdi oğlum. Ama öldü mü? Gir içeri gir. Kullan lan. Bu arada bonfire de yok burada yani bir sürü. İstemedim ya. Bir overworld haritası gibi bir şey var mı? Sence var mı? Ya bence yok da ne bileyim. Yok abi. Yani imkansız tabii ki ama. Şu mızraklar zaten yani ilk oyunda da böyle bir... Vay iyi hareket. Oo tabii canım. Onu ben kendim kodladım. Kendin animasyonunu capture edip... Evet. Ah siktir kırılıyor. Şuna geçeriz. Buradan kısa yol var. Bonfire'a. Nasıl ödün koptu değil mi? Yani bir an dedim ne oluyor. Bu arada oyunun inanılmaz güzel meşale sistemi falan o yalan artık yani. Evet güzel var ama fark ettiğiniz her yer ışıl ışıl şu anda yani. Evet ya. Karakterin... Çıkmadan önce bayağı güzel olacak yani, gibi duruyor. Karakter fosfor yayıyor etrafı neyse. Burası tamamen şeydi, meşaleyle oynuyorlardı burayı. Öyle mi? Tabii Game Developers Conference şeyinde demosunda. Of yalancılar ya. Full yani. Hello. Yok diyordun lan bonfire direkt. Ay, aynı bonfire'a döndüm. Ha. Orada bir sürü adam öldürüp yani. Burada Counter oynuyorum yahu. Bonfire... He? ...re girince yine respawn oluyor değil mi herkes? Tabii aynı, aynı mantık. Niye yaptım? Ara kapı açtım işte şimdi. Ama oradan... fast travel olunca tabii onun eski zorluğu kalmıyordur diye tahmin ediyorum. Ama aynı bonfire'a dönersen bir şey fark etmiyor sonuçta hani. Ben de şu anda bir öyle şey... De ya şu anda şey warp olur. Etmemin tek amacı level up edip... Yani Dark Souls 1 olsa warp etmeyecektim zaten hani. Dibimde olacaktı kadın. Ben şu adaptability'ye eğileyim ya. Doğru diyorsun. Gerçi pek bir şey fark etmiyor. Tabii ki doğru diyorum. Aksi düşünebilirim. Hiç büyümüyü falan kullandın mı yoksa hep kılıç? Çok çok azıcık pyromancy oyun bittikten sonra o da. Benim hiç kafam çalışmıyor ya bu oyunda büyüyor. Yani bu... istemiyorum onu hesaba katmak. Yine class gibi değil herhalde. Aynen, niye abanırsan evet. Statlerini tabii canım. Oluyorsun? En başta kendin ne yapmak istedi? Mesela ben biliyordum iki kılıç kullanmak istediğimi. Ve Curved Sword yani dexterity kılıçları kullanacağımı. O yüzden yine Dark Souls 1'deki başlangıç şeyini seçtim. Bunun hani dexterity'si daha yüksek falan filan. İyi de oldu.
Memnunsun. Tabii canım. O ne lan? Bu şey ya. O ne oğlum? Şey veriyor. Aa! İlkinde de vardı ya. Twinkling Titanite falan veriyor. Oyunda belli sayıda var bunlardan. Böyle spawn olmuyor. Çok ha, Titanite şart. Oba, onlar şeyde de vardı. Demon Souls'da da vardı. Oradan da hatırlamıyorum. Ay. Demon Souls'da PC'ye geleydi. Gelmez ya. Tabii canım, Sony oyunu. Aa! Bu arada hala Bloodborne'un başka konsola gelip gelmeyeceği kesin değil, değil mi? Değilmiş ya ben. Aa, bir dakika. Ne demek değilmiş? Zaten gelemez çünkü Sony. Öyle bir şey tabii, var mıydı Sony başında? Sony Japan'da From Software'ın yani Sony'nin IP. Öyle mi? Haa. Okey. İmkanı yok. O bayağı şey, hani Demon's Souls'da sıçtık. Bari böyle yapalım şeyi o biraz. Demon's Souls'da sıçtık derken niye? Onlar da kaldı. Sattı. Dağıtmadılar oyunu. Ha. Biliyorsun sen de hani. Evet evet evet. Bayağı insanlar götünü yırttı ya. Yandı gelsin amına koyayım gelsin diye. Ama yani Avrupa'ya özellikle bayağı bir sene sonra falan geldi işte. Evet evet, Avrupa'ya geç geldi ama geldiği set iyiydi yani. Hı, evet evet, o da iyiydi. Güzel bir kutu vardı. Vay, God of War vari bir. Hakikaten ha. Yer olmuş. Of. Çok şiirsel oğlum, aşağıda deniz falan. Şimdi arkam da şiirsel olacak o. Ya. Yok, yapamadım. Hadi gidelim oraya ya. Hah. Hmm. Ama yani Dark Souls 1 de zordu aslında da. Daha hızlıydı daha bir de Dark Souls 1. Çok daha hızlıydı. Niye oradan gitmiyorsun ya? Ne güzeldi orası. Orada bir şey yok ki. O kadar. Öyle mi? Tabii. Ulan ben o şeyin içine giriyorsun falan. Yok yok. Sen şu an mesela daha iyi bir level designcısın bu adamlarda. Aa, nasıl yani? Aa, ne atlamış olabilirim ya? Oğlum o kapı. Aa, o kapı açıktı lan. Tamam. Bana hum deme. Bana hum deme. Şimdi stres içinde birbirimize bağıralım böyle. Şşş, nerede hepsi bunu? Senin yüzünden. Nerede anahtar? Yok, buradan boss'a gidiyorduk galiba hemen bir. Evet, oyunun ilk boss'una iniyor olmam lazım. Boss'tan mı anahtar alıyorsun? Acaba? Güzel soru. Hayır. Güzel biraz değil, daha dolaşıp bayağı sonra. Oo. Estus Fresk'in kalmadı mı? Kalmadı. Oo. Yani ben öyle tehlike içinde yaşıyorum. Gidip alabilirim ya. Hakikaten salak mıyım neyim? Hadi canım. Hadi bakalım. 4 tane life gem. Bakayım başka life şeyler var mı? Life gem hızlı mı dolduruyor? Yavaş dolduruyor. Tamam. Şöyle bir şeyim var. Nasıl bu karakter şimdilik yani? İlk boss'a girelim. Gir. Girelim. Çok az boss'un introsu var bu arada. Oo. Büyükmüş. Hmm. Peki harbiden Demon's Souls ve Dark Souls kadar iyi mi tasarımları? Yaratık tasarımları? Hmm. Aa, tabii. Adamlar o konuda her zaman çok başarılı. Yani harbiden korkutucu şeyler yapıyorlar yani. Görünce yaklaşmaya korkuyorsun evet, yani. Evet, evet. Kesinlikle yani. Hangisindeydi? Birde mi, ikide mi? Birde bir tanesi de ben bayağı sesi falan kısmıştım. Hadi ya. Camları falan açmıştım sokak sesi gelsin diye. Çok korkmuştum. Hey, ne yapıyorsun? Hah. Last Johnny. Ah siktir be anında mı? İyi vurdu. Çok kötü vurdu. Ben nasıl görmedim onu, neyse. Çok kötü zamanlar. Çok kötü zamanlar. Ah. Çocuk gibi yenileceğim şimdi abi. Hayva doluyormuş abi. Okay. Aa! Oo. Kötü kaleci gibi elinin olduğu yere atladım böyle. Ne olur. Ne kadar yavaş dolduğunu görüyor musun? Evet ya, uzağında dur harbiden. Hiç yaklaşma. Oh! Ya! Çok komik. Hafiften bize bağlı konusu yani, ilk boss sonuçta ama vurdu mu vuruyor ya. Yani ben bir de hiç vitality vermedim. Aa, ben unutmuşum kolunu koparıp onu kullandırıyorum. Kolunu mu kopardı o? Kendi kolunu kopardı, kılıç gibi kullanacak. Şimdi fark ettim. Aman.
Tamam ya. Hey! Okay, aldım. Pardon. Aldım. Yani tek hareketle bitirebilirsin. Ya. Stres sokuyorsun bunu. Ha? Bu oyunda hep... Ha? Amına koyayım. Nasıl ölmedi ya? Evet. Burada hiç zor... Sırf senin yüzünden strese girdim amına koyayım. Abi. Cık. Stressiz oynanmaz bu oyun. Öbür kılıcı cebime falan koymuşum yani. Soldier key. Ama kırılıyor o kılıç. O yüzden koymamış mıydın? Yok hayır. Sağ elimdeki daha çabuk kırılıyor. En çok onu kullanıyorum. Hmm. Ah, bir dakika ne kadar oldu? Oha bayağı hızlı oynamışım. 31 dakika. Evet yeni speedrun'a hoş geldin. İki defa oynadın burayı. Doğru. Bu üçüncü. Benim oyunumu mu sayıyorsun lan? Amına koydum. Yok senin söylediğin şeylerden hemen bir matematik hesabı sen yaptım. Sen bana ağzı çelesi düşük mü diyorsun lan? Amına koydum. Yo. Kendimi övüyordum. Ya ben kavga çıkaramayacağım. Matematik hesabı falan derken ama böldün. Demin human olmuştun. Öldün mü? Öldüm ya. Nasıl öldüğümü hatırlamıyorum. Hatırladım şu an. Şu an hatırladım. Nasıl öldüm? Ha Pursuer'da öldüm doğru. Evet. O adam. Büyük olan. Güzel kalkanlı. Güzel kalkanlı. Onun da setini. Bu her neredeyse humanoid boss'un şeyini alabiliyorsun. Setini alabiliyorsun. Güzel. O armor'ı alabiliyorsun. Ya bayağı cosplay yapabiliyorsun canım oyunda. Aynen. Güzel. Ya zaten ben Demon's Souls'u ilk bitirdiğimde böyle şeyler dolanıyordu artık. 6 defa plus'ı bitirmiş adamlar falan. Armor'ları çok acayipti yani. Şimdi. Ama kim bilir kimlerden aldılar yani. Nasıl boss'lardan. Şunu 10 yapayım da. Şu adamın anahtarını almıştım, onu vereyim. Ne aradın? Öbür merch'te gideyim de artık. Aa, salak mı? Almamışsın. Ha. Lan adama verince niye olmuyor ya? İşte, kapıyı açman gerekiyor, çok salakça. Sonra bunun kızı da geliyor buraya. Allah Allah. Ama birbirlerini hatırlamıyorlar. Sen gidip diyorsun, bak bu senin kızın diye. Yok, diyemiyorsun. Farkında oluyorsun ama bir şey diyemiyorsun o konuda. Burada şey çünkü yani undead olunca böyle giderek hani hafıza da şey oluyor falan. İkisi de buraya birbirlerini bulmaya gelmişler, unutmuşlar falan. Baba hatırlıyor, kız hatırlamıyor. Baba da söylemiyor artık kendi de hani çok undead olduğu için. Bir de konu yok diye falan diyorsun. Ufacık bir şeyle ilgili ne kadar çok şey var. Evet doğru. Yani ya var. Evet var. Nasıl öğrendin bunu? Daire yok, falan mı? Yok konuşarak canım gayet bariz ha. Yani. Ben şuradan babama benziyor falan filan. Adam da diyor ya evet ben işte kızın peşinden geldim ama şimdi söylemiyorum. Yani zaten babasıyım da hani işte. Tatsızlık olmaz. Şimdi uğraşmasın. Çok temkinli açtı kapıyı. Evet. Bir de bok yok aslında. Burada burası oyunun sonunda kullanıyorsun burayı. Burası. Ha, güzel kapıymış ama. Evet, ben de aynı şeyi düşünmüştüm. Şey gibi, Moria'nın girişi gibi. Şimdi ne yapayım? Filmdeki. Sırf şeyinde yine meşale yapayım kendime. Meşale alayım. Ne için? Öyle görelim diye. Meşalenin süresi var. Hava olsun ya. Tabii. Meşalenin süresi nerede yazıyordu? Aa nerede yazıyordu? Çok bariz bir yerde yazıyordu ya. Of. Lan. Aa. Saldıracak sandım ya. Meşalem yok bile galiba. Bir dakika. Var. Ha 5 dakika var evet. 5 dakika sonra sönüyor tamamen ve hani bir daha doldurduğun zaman 5 dakika olmuyor. Hani oyunda şey oluyor. Her meşale bulduğun zaman 5 dakika üstüne konuyor. 3 saat falan yanan meşalen oluyor. Ama dediğim gibi ya bu süre biterse bitti. Ha, yeni üstüne 5 dakika. Üstüne 5 dakika. Ya bu countdown bir daha hiç yerine gelmiyor öyle diyeyim. Nasıl ya? Baya. Başka bir tane meşale kullanırsan. Başka bir tane bulursan 5 dakika yeni 5 dakika ekleniyor. Ama bu 0-0 olduğu zaman 0-0. Bir daha dolduramıyorsun yeni meşale bulmadığın sürece. Ha anlaşıldı. Ya bonfire'dan bir daha yakamıyorsun aynı meşaleyi. Biraz karışık oldu ama. Hoppa. Of. Şunu da yakayım etrafımızı görelim. Ben silahımı değiştireyim. Oh. Tipler iyiymiş ya. Neyler? O tipler iyiymiş diye. İyi. Of. Yani şimdi düşün ki o duvara vurduğunda duvar parçalanıyor falan. Öyleydi GD demosunda. Ha siktir evet. O kadar mı? Oğlum alakası yok bu oyunun ilk gösterilen oyunla.
Allah bu, Allah. Bu arada bu koridora o yüzden girdim çünkü direkt bu koridorda gösterilmişti ışık falan. Bloodborne'da bile olmaz öyle bir şey. İmkan yok. O bayağı götlerinden bir şey yaptılar orada. Sonra abi biz bunu beceremeyeceğiz dediler. Niye gösteriyorsun o zaman? Yani? Ama aynı şey işte Far Cry 3 ile başladı. Watch Dogs'da vardı aynı şey falan filan. Rezillik. Rezillik yani. Far Cry 3'te ne vardı ki? Far Cry 3'ün ilk reveal grafikleriyle çıktığı grafiklerin alakası yok. Hmm, olabilir, doğru. Ya bu aslında çok eski zamandan beri olan bir şey de. Azalmıştı yani. Yani evet, ben hatırlamıyorum mesela. Killzone 2 falan neydi yani? Killzone 2 CG'di ama mesela. Onlar oyun içiydi ya, o yüzden daha ha, direkt vereceğim. Daha da rezil. Tabii tabii canım. Enteresan. Şimdi bu Dark Souls 2 ile ilgili şöyle bir kötü durum var diyor. Yani bunu seri yapmak isterdim de. Artık biliyorum evet. Her bokunu. Evet. Ya olmayacak yani, seri olmaz tabii ki, her boku bilen adam ne yapsın? Böyle oynayacağım gayet, hiçbir yerde takılmadan. Yani ben oynayıp sen yanımda olsan olurdu da. O da olur ama o zaman senin oyun zevkin sıkılır. Ya biz bir de hani bunu şeyden yapıyoruz ya, full zevkinden ya, Dark yapıyoruz. Dark Souls 2 aslında... Ah! Ne kadar oynayacağım bilmiyorum. Böyle sah siktir. Oh. Abi böyle bir atakları var böyle. İyiymiş ha. Bu arada bunlar oyun boyunca zorlar ha yani. Belli canım. Ya Dark Souls 2 tek başıma ne kadar oynayacağım bir oyun bilmiyorum. Dolayısıyla uygun aslında da. Yok ya, ben vakit bulur muyuz? Yani? Yo var. Bir de ya oyna işte, zevkine var. Ya 50 saat oyna işte bunu, güzel güzel. İşte oynamam. Maceralara gir böyle. De ki bir süre sonra burası cehennem mi? Öldün mü? Neredeyim? Başka oyunlara saklıyorum 50 saatimi. Aa, neyse. Böyle bir şey. Birkaç soran daha oldu. Hani tabii çok mantıklı fikir ama biz bir de seri insanı değiliz ki o kadar. Mesela Revengeance yaptık. Niye? Çünkü 5 saatlik oyun. Evet, aynı. Onu da 3 ayda yaptık zaten. Evet. Ama arada şey olduğu için. Her yer karıştı ya biz onu yaparken. Ya evet. Hiçbir şey çekmedik oldu. Bir ara yine. Ondan sonra... O zamanlardan biri. Ya aynen. Hiçbir şey çekmediğimiz aylar. Evet ya, oluyor. Ne yapalım? Olur tabii canım. Böyle efendim Dark Souls 2. Ya çok da sıkıcı yerlerdeyim hala ama. En azından bir tane boss gösterebildim. Evet ya. Bilmiyorum. Hmm. Sen bilirsin. Daha oyna derim ama. Sen bilirsin. Ben oynamak istiyorum. Sen dur dedim. Oyna o zaman ya. Ay siktir et. Tamam. Bu kadar. Şu koridoru bir daha geçmek istemedim. Ha, o öldüğün... Öldüğüm yer. Yer değil mi? Şöyle poz... Aynen. E3 tam bir ev. Ama ya, yavaş. Şöyle ya, trailer gibi yap. Hızlanıp yavaşla falan. Dark Souls 2'de biz şeyi düşündük. Oyuncuların Dark Souls deneyimini daha iyi nasıl acaba yeni konsollarla... Yeni konsollar da çıkmadı ama. Yeni konsolların gelişiyle siliyor. Bu sefer düşündük ki design'da... Neyse. Böyle. Aslında en başından beri tasarlamak istediğimiz oyun buydu. Evet. Ama bizim... anca istediklerimizi ödün vermiştik ve şimdi yeni tool'larla yeni vesaire... Bu böyle. 2014'teyiz. Oyun efendiyiz. Evet. Oyun efendi değiliz bu arada. Oyun efendi yine senin uydurduğun bir şey. Evet. Ben o titri kabul etmiyorum. Ben o zaman abi. Ben oyun efendi. Sen oyun efendisin. Ve yani bir daha söyler misin lütfen izleyicilerimize? Ne düşündün tam olarak oyun efendi diye? Mesela... Oyun efendi şu yerdeki olsun, tamam mı? Ben de mantığın sesi olayım. Hı. Bak böyle, böyle mesela, anladın mı? Hani mantıklı bir insan bunu yapar oyun efendi ismini. Sen niye bunu yapmadın Sirio? Ulan keşke öldürseydi seni ya. Çok iyi olurdu. Onu bekledim ama olmadı ne yazık ki. Ey Allah'ım. Abi bilmiyorum. Ya, ağızdan akıyor söylerken, anlıyor musun? Ama işte yani mesela... Mantığını hiç düşünmedim. Mesela yarrak piçi de ağızdan akıyor ama söylemezsin öyle bir şey yani. Neden acaba? O zaman böyle bir şey. O zaman. Oo. En büyük düşmanı. Bunu öldürmüştüm ben. Bunun öyle abisi mi? Ya. Bunun sorunu olan bunun abisi. Sen bazen aynı yaratıkta 2-3 tane varsa şey yapıyor musun kafanda, hiyerarşi? Bu bunun abisidir falan. Yapmıyorum ya. Çünkü 6 yaşında değilsin. Ama ben yapıyorum bunu. Yani şeyde olmuştu. Red Faction 2'yi oynuyordum. Ha. Taramıştım bir heriflerini. Arkadan bağırmıştı. Oh, that was my cousin falan filan. Hadi canım. Evet evet. Oha çok iyiymiş ama sana direkt konteksti vermiş. Evet evet canım, o muhtemelen daha önceden şey yani kaydedilmiş bir şey. Evet Silvi, oyunu o anda ya onu demek istemiyorum. Yani random olan bir şey değil, hep orada oluyordur. Ha olabilir anlamında. Tabii. PlayStation 2 oynadı değil mi? Tabii oğlum, Red Faction 2 ya. Red Faction 2'yi ben PlayStation'da bayağı beğenmiştim ya. Herkes ama beğenmişti ya. Bilgisayarda biraz eften püften duruyor. İlk konsol şeylerinin olduğu zamanlar zaten. FPS'lerinin doğru şaha kalktığı zaman. Doğru. O iki analogdu değil mi? Hı. Evet evet.
Bayağı güzeldi ya. Evet, düşünüyorum şu an. Bayağı beğenmiştim Retraction'ı. Retraction'ı da Deep Silver aldı galiba. Emin değilim ya. Almış bile olabilirler. Hı. Belki. Belki. Net bir şey diyemiyorum. Ama artık bu saatten sonra geri dönmesinin umurunda olacağım olan bir seri değil. Evet, yani. Sen bir de Armageddon'a da bakmadın. O da o kadar... ya niye Red Faction ki bu falan diyorsun. Ya Guerrilla niye Red Faction bir kere? Niye öyle diyorsun? Guerrilla güzel değil mi? Herkes güzel diyor. Oha. İyi kötü diye demiyorum canım. Niye Red Faction diyorum yani. Hani ne bileyim abi, third person falan. Ben öldüm galiba. Rom. Evet. Aynen. Beni aşağı attığını gördün mü? Bayağı kafana vurarak düştüm. Aynen. Ya. Aşağıda bu varmış zaten. Aynen. O zaman artık bitirebiliriz. O zaman you died. Öldüğüne göre. Evet. Aynen. You died.